Bismillah. Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Bu akşamki konumuz ötekilerden birisi. Tevfik Rüştü Aras. Kimdir Tevfik Rüştü Aras? Ansiklopedik cevap. Atatürk döneminin 15 senelik değişmez sabit dışişleri bakanı. Yeterli değil tabi. Argümanik cevap. Ulusalcılara soracak olursanız yani nasıl bir dışişleri bakanı başarılı başarısız falan. Bu sorunun zaten kendisini abes sayarlar. Çünkü Ulu Önder'in 15 sene boyunca sabit tuttuğu ve anlaşılan o ki eğer Atatürk 10 Kasım 1938'de yani bir rivayete göre ölmemiş olsaydı daha o hayatta ve cumhurbaşkanlığında kaldığı müddetçe kendisi de Dışişleri Bakanlığı yapmaya devam edecek olan sabit bir isim. E bu açıdan baktığınız vakit arkadaşlar ulusalcı bakış açısına göre tabii yani normal insanlardan bahsetmediğimi söylemiştim. Ulu Önder'in değiştirmediği sabit dışişleri bakanı da olsa olsa nasıl bir dışişleri bakanı olur? Çok ulu. Yani dışişleri bakanlığında aranılacak nitelikler açısından bütün zamanların en başarılı, en büyük, en iyi dışişleri bakanı rahatlıkla Tevfik Rüştü Aras demek mecburiyetindesiniz. Çünkü bunu demeye sizi mecbur eden son derece güçlü bir delil var. Öyle olmasaydı Atatürk 15 sene bu adamı Dışişleri Bakanlığı makamında tutmazdı. Şimdi bu safsataları, boş lafları bırakıp arkadaşlar işin ciddiyetine, gerçeğine yani bizim bu dizimize ismini ve karakterini veren biçimiyle öteki Tevfik Rüştü arasa gelecek olursak diğer bir deyimle gerçek Tevfik Rüştar insan olarak ve Dışişleri Bakanı olarak nasıl birisiydi? Allah izin verirse şu andan itibaren bu sorunun cevabını vermeye geçiyorum. Çeşitli alt başlıklar halinde bunlardan birincisi ve bence en ilginç, en çarpıcı olanı Tevfik Rüştü arkadaşlar bir Selanik dönmesiydi. Bir sabetayistti. Zaten bazı iddialara göre bir takım batılı araştırmacıların 20. yüzyılın ilk yarısında 3 tane Yahudi devleti kuruldu. Bunlardan biri zaten herkesin bildiği İsrail, diğeri kurucu kadronun Yahudi yoğunluğu itibarıyla en azından ilk dönemi açısından Komünist Rusya Bolşevik yönetim, üçüncüsü de Türkiye Cumhuriyeti Ankara. Yani başka Batılılardan Ankara'da bir Dönmeler Cumhuriyeti oluşturuldu falan şeklinde Cumhuriyetin ilk yıllarına ait değerlendirmesi olanları görüyoruz. Evet bu önemli ve genel tespitin gene Dışişleri Bakanlığı dediğiniz yani lalet daim bir bakanlık değil. Kime sorarsanız sorun herhalde bir hükümetin hangisi olursa olsun o. En önemli 2-3 bakanlığından biri olarak herkesin adını vereceği bakanlık. Böyle bir bakanlığın hem de bütün Atatürk dönemi boyunca değişmez emanetçisi olarak kendisine o koltuk hediye edilmiş olan Tevfik Rüştü Aras bir sabetayist. Bunu nereden söylüyoruz? Mesela Rasim Koç'un hazırladığı Fatih Rüştü Zorlu isimli biyografinin 434. sayfasında 12 Eylül döneminin ünlü Dışişleri Bakanı İlter Türkmen bunu açıkça ifade ediyor. Ehli vukuf. Keza Dünyada arkadaşlar, Sabataistler ve Selanik Dönmeleri hakkında yazılmış bütün kitaplar içerisinde daha önceden de bu konuda bahsetmiştik. En itibarlı, en güvenilir, en nitelikli iki çalışma vardır. Bunlardan bir tanesi Amerikalı bir tarihçiye ait. Mark David Byron Türkçe'ye Selanikli Dönmeler ismiyle çevrilip yayınlanmış olan kitabının 285. sayfasında diyor ki zaten bürokraside ve genel olarak üst düzey bürokraside yani tek parti döneminden özellikle onun ilk kısmını oluşturan Atatürk döneminden bahsediyoruz 1923-38 arası. Bununla ilgili Bayer diyor ki üst düzey bürokraside ve özellikle dışişleri kadrolarında bir dönme ağırlığı söz konusu idi. Tevfik Rüştü aras yani bakan da bunlardandı. Hatta dönmelerin Karakaşlar kolundandı. Sayfa 285 demiştik. Genel olarak bu dönme sabetais literatürünün arkadaşlar dedi ki en önemli iki kitabıdır. Yani bu işi az çok bilenlerin nezdinde Bayernking'in yanında bir de Amerika'da ya da Kanada'da yanlış hatırlamıyorsam bir üniversitede öğretim üyeliği devam etmekte olan Türk Cengiz Şişman'ın yazdığı Suskunluğun Yükü isimli kitaptır. E bu iki en önemli uzmandan diğeri de kendi kitabının 358. sayfasında tek parti döneminde dış işlerinde dönme yoğunluğuna dikkat çektikten sonra arkadaşlar Tevfik Rüştü arasında bunlardan bir tanesi olduğunun altını çiziyor. Şimdi çarpıcılığı ve önemi itibarıyla bunu kitabın kendisinden size aynen okumak istiyorum. Sayfa 358'den. Diyor ki, Tevfik Rüştü Aras dönme kökenli birçok kimseyi bakanlık bünyesine kattı doğal olarak. 1923 ile 1939 yılları arasında, Ocak 1939'da görevden alınmıştı. Cumhuriyet'in ilk dışişleri bakanı olarak hizmet etmiştir. Bu. Yani şimdi bunları özellikle Bayer ve Cengiz Şişman gibi isimlerden okudum ki, her zamanki alıştığımız klasik ulusalcı tepkisi. Yani bir zaten şu anki ulusalcıların ben kalıbımı basarım %99'u Tevfik Rüştü Aras ismini ilk defa bizim bu programı izlerlerken öğreniyorlar. Hani ondan önce duymuş olsalardı Tevfik Rüştü Aras'ın kim ve nasıl biri olduğuna dair bir taş parçası kadar fikirleri olmayacaktı. Bana derseniz ki ya bu ulusalcıları ne diye aşağılayıp duruyorsun? Vallahi aşağılamıyorum arkadaşlar. Arttırmadan, eksiltmeden birebir objektif, çıplak, maddi gerçeklik neyse onun altını çiziyorum. Parantezi kapattık. Şimdi bu işte yani ulusalcı dediğimiz güruh, bu yüksek ilmi kapasiteleri sayesinde Tevfik Rüştü bizim tarafımızdan kötülendiğine göre onların bakış açısıyla Diyecekler ki yani işte bu gene her zamanki gibi yalan, iftira, Atatürk düşmanlığı, Cumhuriyet düşmanlığı, laiklik düşmanlığı, onun düşmanlığı, bunun düşmanlığı. Derlerse ki Cengiz Şişman da kripto, dinci, Atatürk çağdaşlık düşmanı. Mark David Bayer de bunlardan biri. O yüzden bu Tevfik Rüştü gibi bu korkunç muhteşem bütün zamanların en büyük Türk büyüklerinin en başarılı dışişleri bakanı tertibinden birinci sırayı almış olan bu tarihi şahsiyete bunlar da iftira ediyorlar derlerse ya e, bizim artık ona karşı söyleyecek sözümüz yok. Şimdi en çarpıcı ve yani bir bakıma da en önemli özelliğini vurguladıktan sonra diğer alt başlıklara gelelim. Tevfik Rüştü Aras arkadaşlar devletin milletin malına sahip çıkmakta parasına son derece hassas birisi. O kadar hassas ki Mesela 1931 senesinde dönemin Yunanistan Başbakanı Venizelos'un Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaret sırasında ki günlerce devam ediyor ekibiyle beraber Ankara Palas'ta konaklıyor. İşte dışişleri kesesinden tabii ödeniyor doğal olarak. 38 bin lira otel masrafı. Tevfik Rüştü Aras'ın yurt dışı ziyaretlerinde harcarağı 92 bin lira. Yani bu paranın iki katından daha fazla. Buna bakarak Tevfik Rüştü Aras'ın hazinenin, devletin, milletin parasını çok hesaplı kıskanarak harcamakta ne kadar hassas bir duruşa sahip olduğunu anlayabilirsiniz. Yani bu herif arkadaşlar ki bu 15 senenin ortalama her senesi 1 iki yurt dışı resmi seyahati vardır. E eh, yani ahlaki bir çekinceniz yoksa bu şartlarda zaten siz de Dışişleri Bakanı olsaydınız becerebiliyorsanız her sene bir iki sefer değil hatta 10 sefer yurt dışına çıkardınız. Çünkü çıktığında aldığı para 92 bin lira. Fikir vermiş olalım. Doların 1 liraya neredeyse 1 lira 10 kuruş falan civarındadır kur bu yıllarda. Denk olduğu dönemde 92 bin lira. Şu yani göreve yeni başlamış küçük memur maaşı polis öğretmen falan gibi 40 lira civarındadır arkadaşlar. Yani ne oluyor? 2000 memur aylığından daha fazla bir rakam. Sonra arkadaşlar mesela Tevfik Rüştü'nün gerçeğine dair gene Cumhuriyet tarihinin en yobaz, en gerici, en Atatürk düşmanı anladınız siz onu. İsimlerinden birisi olan Hüsrev Gerede'nin anıları sayfa 106'dan nakledeceğim size. Dalga geçmiştim. Hüsrev Gerede gerçekte kim? 19 Mayıs'ta Atatürk'le beraber Samsun'a çıkan karargah ekibinden birisi. Subay. Bütün İstiklal Harbi boyunca Atatürk'ün yakını. Sonra bütün Atatürk dönemi boyunca üst düzey dışişleri görevlisi. Mesela İran Büyükelçisi, mesela Yunanistan Büyükelçisi gibi. Sonrasında milletvekili. Şimdi böyle bir isim bile bakın diyor ki Tevfik Rüştü hakkında. Sofya'da operatör doktor Stançev İsmet Paşa'ya yani Bulgaristan'dan gelmiş olan bir misafir resmi bir yemekte Ankara'da dönemin başbakanı İsmet Paşa'ya Tevfik Rüştü'yü kastediyor. Böyle bir adamı nasıl oluyor da Dışişleri Bakanı diye kullanıyorsunuz demiş. İsmet Paşa da onun yaptığını ne sen ne de ben yapabiliriz karşılığını vermiş. Yani şimdi bununla ne demek istediği İsmet Paşa konuya literatüre döneme öyle çok yakın olmayanlar tereddüde düşebilirler. Kemal Tahir'in nakletmiş olduğu şu anekdotla ışık tutalım. Bir gün Atatürk Celal Bayar'a dedi ki diyor Kemal Tahir Celal çocuk namuslu dürüst insanları istediğimiz gibi kullanamadığımıza kullanamayacağımıza göre biz de namussuzları seçip onları kullanacağız. Kemal Tahir'in naklettiği bu anekdotun ışığında İsmet Paşa'nın Doktor Stançef'e yani böyle bir adamı nasıl oluyor da Dışişleri Bakanı diye kullanıyorsunuz derken neyi kastettiğini ve buna cevap verirken İsmet Paşa'nın da onun yaptığını ne sen ne de ben yapabiliriz diye cevap verdiğini, bunlarda nelerin vurgulandığını anladınız. Almanya'da yetişmiş değerli bir profesör, 1941 yılında karşılıklı ziyaretlerimiz sırasında, o tarihte Üstrevger'e de Türkiye'nin Almanya Büyükelçisi'ydi, anlatmıştı. Gerçekten Tevfik Rüştü'nün bakanlığı Cumhuriyet hariciyesinde savurganlık, zevk ve eğlence ile geçmiştir savurganlık kısmına dair az önce bir fikir verdim. 92 bin lira yurt dışına resmi ziyarete çıktığında herif harcıra alıyor devletten. 2300-2400 memurun maaşının toplamına denk bir parayı. Zevk ve eğlence kısmı ile ilgili arkadaşlar az sonra size son derece çarpıcı ve özenle seçilmiş yani daha da açık ahlak dışı şey olmasın diye sansürlenerek seçilmiş olan birkaç bilgi paylaşacağım. Evet. Şimdi dedik ya savurganlık, zevk, eğlence kişiliği hakkında fikir vermeye başladı. Bu gece sadece Atatürk karşıtı diyebileceğimiz kullanacağım yegane kaynak olan Rıza Nur'un anılarından Abdurrahman Dilipak edisyonu 3. cilt sayfa 146'dan nakletmiş olayım arkadaşlar. Ne demek istedim? İstiklal Harbi dönemi Rıza Nur'un başkanlığını yaptığı diplomatik bir heyet Komünist Rusya ile Ankara hükümeti arasında resmi anlaşma imzalamak maksadıyla Moskova'da bulunuyor. Arka plan bu. Tevfik Rüştü sade sessiz dolaşıyor. Sade komünistlik taslıyor. Komünistler ile temas arıyor. Nihayet merkezi umumiye azasına ait yani Moskova'daki üst düzey Sovyet komünistlerine ait Sovyetler Birliği Komünist Partisi genel merkezine sekreteryasına ait otelle yatakta aldı. Fakat biraz sonra komünistlerden hakaret görmeye başladı. Otelden bile dışarıya attılar. Bunun sebebini kendisine sordum. Söylemedi ama şu olsa gerek. Bu adam gayet hafif meşreptir. Basit bir tahsil, hiçbir fikir sahibi değil. Müthiş şarlatanlık, yalan, dolan, hele bir hali var ki hepsinden baskın. Bu mühim, bir mühim meselede şimdi söylediği bir fikri, beş dakika sonra yine aynı adamlar arasında tamamıyla aksi olarak söyler. Bundan hiç sıkılmaz. Bu hale herkese hafif meşrep, saçmacı bir adam olduğu fikrine verir. Hiçbir sözünde durmaz, sözü sohbete on para etmez. Galiba bu halleri oradan kovulmasına sebep olmuştur. Yani komünistler bile kendisi şiddetle, hararetle ki yani bu özelliğini ömür boyu devam ettirecek esasen. Komünistlik taslamış olmasına rağmen bu derecede adi bir insana tahammül edemeyiz deyip kovuyorlar. Şimdi bunu teyit eden başka bir alıntı okumak istiyorum gazeteci Hikmet Tuna'nın hatıraları Rıfat Bali tarafından hazırlanmış. Sayfa 49 ve 50'den okuyorum. Tevfik Rüştü'nün Dışişleri Bakanlığı yılları 1930'lu seneler. Dönemin gazetecilerinden birinin hatıraları. Parlamento çevrelerinde Tevfik, Rüştü, Tevfik Rüştü Aras'ın adı Gandhi'ydi. Bizim Gandhi geldi, bizim Gandhi gitti, Gandhi aşağı, Gandhi yukarı. Yakışıklı delikanlıdır Vesselam diye mebuslar özel toplantılarda kahkahayı basarlardı. Ha yakışıklılığına laf söyleyemeyiz arkadaşlar. Yani bizim bu programın tanıtım afişindeki fotoğrafına da bakacak olursanız zaten dikkatli bir şekilde göreceksiniz. Aynen Brad Pitt'in gençliğinin tıpkısı aynısı yani o kadar yakışıklı. Bu Hasbel kadar Dışişleri Bakanı olmuş. O devirde olmasaydı öyle dünya çapında güzellik kraliçeliği yarışmaları gibi erkekler arası da bir yani erkek güzeli yarışması var mıydı 30'lu yıllarda bilmiyorum. Eğer var idi ise ve Türkiye adına bu girmiş olsaydı, girdiği her sene yarışmada kesinlikle açık ara farkla dünyanın en yakışıklı erkeği seçilir dediğim gibi yani merakınızı tahrik edeyim. Dönün afişteki fotoğrafına tekrar bakın anlayacaksınız ama çocuklara göstermeyin. Küçük çocuklara göstermeyin. Bu hatayı yaparsanız çığlık atarak gecenin bir yarısı çünkü kesin rüyasına girecek. Yavru uyanacak sonra siz de onu tekrar uyutayım ağlamasını bastırayım diye saatlerce uykunuzdan olacaksınız. Devam ediyorum alıntıya. Bu bakan da gençliğinde, delikanlılığında, çehre çirkinliği, fukarası olması yüzünden kadınların en bayağısından iltifat görmemiş olmalı ki Cumhuriyet rejiminde önemli postlara kavuştuktan, hatta bakan olduktan sonra eli avuca sığmaz, saldırgan bir çapkın olmuştu. Ankara'da 1926-27 yıllarında Çankırı caddesinin yan sokaklarında sözüm ona dancingli barlar açılmaya başlamıştı. Yani çağdaşlaştık ya o yüzden. Bunlardan biri bir ahırdan bozma bir yerdi. Ahırın tabanına tahta döşeme yapılmış. Bu döşemenin bir yanı dans pisti, bir yanı da renkli patiska basmalardan yapılmış paravanalarla çevrili separeler vardı. Fransızca yazıldığı gibi okuyorum. Ayrılmış yer anlamına gelen bir sözlük. Konsomatristler alalacele İstanbul'dan Sirkeci semtinin akşam piyasasındaki Trotez dilverleriydi. Trotez de sokak yosması demekmiş arkadaşlar, bağışlayın. Gençlerin Apaş Barı adını verdikleri bu sözde gece kulübünde bir akşam paravana separesinde şampanyaların, yani gizli örtülü bölümde şampanyaların pat pat açıldığı dikkatimi çekti. Merak ve tecessüs zorladı beni. Paravananın üstünden bakınca bu hovardanın dışişleri bakanı Aras, Şampanyayı açtıranın da çiçek bozuğu sirkeci dilberlerinden Yahudi kızı Ester olduğunu gördüm. Tam tencere kapak yani. Bu bakanın Acı Bayram Camii avlusu arkasında basık tavanlı iki odalı eski bir Ankara evini bakanlık hizmetçisi bir kadına tutmuş, orasını garsoniyer olarak kullanıyordu. Bu garsoniyer olarak kullandığı ev konusuna az sonra tekrar döneceğim arkadaşlar. Biraz 5816'yı zorlar bir alıntıyla ama artık nasip. Evet bu kahramanın bu özelliklerine yani yüksek kişisel ahlaki özelliklerine dair başka bu sefer bayağı uzunca bir alıntıda kendisi gibi Selanik dönmelerinden olan Reşat Tesal'ın Selanik'ten İstanbul'a isimli anı kitabından okuyorum ama hemen belirteyim yani bu kitabın genelinden bende oluşmuş olan izlenim Reşat Tesal'ın Selanikli dönme olmakla beraber mesela bununla mukayese ettiğimiz vakit yani daha aklı başında, daha düzgün, daha ahlaklı bir dönme olduğu fikrini bana veriyor. Evet, ırklaşı hakkında bakın ne diyor. Hariciyemizde yeteneksiz ve ahlak düşkünü mensup sadece elçiler arasından çıkmamıştır. Ben Lozan'da mühlem anlarda otururken o tarihte hariciye vekilimiz olan Tevfik Rüştü arasında çirkin bayağı bir çapkınlığına şahit olmuştum. Hikaye şöyleydi. O sırada Üsküdar tramvaylarının yapımını üstlenen Lenke Hoffman isimli meşhur Alman sanayi kuruluşunun müdürünün mahremi ve katibesi, fettan bir kadın ki zaman zaman bizim eve de gelir, Cerman'ın eski arkadaşı sıfatıyla günlerce misafir kalırdı. Tramvayların yapımı vesilesiyle İstanbul'dan birçok teknisyen ve iş adamı ile de irtibat kurmuş. Kendisi de o arada İstanbul'a gidip Pera Palas Oteli'nde hem bunlarla hem de otel sahibi aracılığı ile tanıdığı pek çok devlet adamı ile münasebetlerini geliştirmişti. Yani münasebeti anlıyorsunuz. İstanbul'dan ona gönderilmeye başlanan Fransızca gazeteleri Madame Muhlaman, pansiyoner, pansiyon sahibi, zaman 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 okumak için bana da verirdi. Bunların kenarlarına çizilmiş garip işaretler dikkatimi çekmişti. Neticede bunların birer şifre olduğunu anlamakta gecikmeyecektim. Demek ki Fett'ten Alman kadını casusluk yapıyordu. Bu kuşkumu Cenevre Başkonsolosluğu'na duyurmaktan tabii ki geri kalmayacaktım. Ancak tam bu sırada Alman kadının yine bizde misafir olduğu bir gün evin kapısına muhteşem bir kor diplomatik arabası dayanmış, şoför bizim daireye çıkarak Türkiye Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras aracılığı ile bizde misafir Fräulein Hayta yani Mahut Alman kızına İstanbul'dan bir emanet geldiğini, Bakan Bey'in bunu gelip teslim alması için onu o akşam Cenevre'ye davet ettiğini, kendisini arabada bekleyeceğini ifade etmişti. Tesadüf ben de evdeydim. Ve bu davet üzerine kız hiç soruşturmaya ve mütemmin bilgiye lüzum görmeksizin süslenip üstlenmiş, arabaya atlayarak Cenevre'ye yollanmıştı. Eve dönüşü de ancak ertesi gün öğleye doğru yaparak Sayın Bakan'la geçirdiği geceyi evdekilere uzun uzun anlatmaktan çekinmemişti. Ekselans'ın getirdiği kıymetli ve elden gönderilemeyecek kadar önemi olan emanet ise küçük bir kutu Hacı Bekir lokumundan ibaretti. Yunanistan'daki mübadil Türkleri tüm haklarını koruyarak ana vatana nakletmekle görevlendirilen, bu daha önce oluyor Lozan Anlaşması'nın hemen sonrası, ve görevinin devamı süresince uzun etek düşkünlüğünü hemen çakmış olan Yunanlıların derhal etrafını çevirdiği kadınlarla halvet olmaktan baş alamayarak pek çok yararımızın heba olmasına sebebiyet veren bu zat sanki bir takdire layıkmış ve daha değerlisi yokmuş gibi atanıp yıllarca yan geldiği Dışişleri Bakanlığı'nı da işte böyle yapıyordu. E görüyorsunuz yani o muhteşem ulusalcı asr-ı saadet çağına yakışır. Dört dörtlük. Yani 20. yüzyıl tarihinde evrensel olarak başarılı, karizmatik tarihe geçecek Dışişleri Bakanı dendiğinde genelde Henry Kissinger akla gelir. Henry Kissinger Dışişleri Bakanlığı performansı olarak bizim Brad Pitt'in Eline su dökemez, çırağı olamaz. Adam böyle bir deva. Sonra evet hayat ve hatıratım 3. cilt Nehir Yayınları edisyonu Abdurrahman Dilipak edisyonu sayfa 145'te arkadaşlar bunu tasdik etmiyoruz. Sadece o kitapta geçen doğru mudur, yanlış mıdır bilemeyiz. Bir bilgi olarak naklediyorum. Diyor ki Rıza Nur. Tevfik Rüştü Ankara'da bir evi garsoniyer olarak kullanıyordu. Bununla ilgili az önce başka bir kaynaktan aktardık. Yakıcı kısım şu. Aynı zamanda devlet başkanına da kadın buluyordu. O evde bulduğu ve pazarladığı kadınlarla diyor devlet başkanını da bir araya getiriyordu yani. Dışişleri Bakanlığı'nın yanı sıra böyle özel bir hizmet de veriyordu diyor ama yani şimdi bunu Rıza Nur düşmanlık olsun diye iftira olarak mı söylüyor? Uyduruyor mu? Bir yalan mı? Yoksa tarihsel bir gerçeğin ifadesi mi? Onu bilemiyoruz arkadaşlar. O anlamda demedim yani. Sadece işte bahsini ettiğimiz kaynakta böyle bir bilgi geçiyor. Tabii yalandır muhakkak. Sonra arkadaşlar Dışişleri Bakanlığı performansına gelecek olursak yani buraya kadar anlattıklarım zannederim kişiliği hakkında az çok bir fikir verdi sizlere. Şimdi bana şu soruyu sordunuz kabul ediyorum. Tamam bunu anladık da yani ne kadar üstün bir kişisel ahlak sahibi olduğunu anladık da ama Dışişleri Bakanı olarak nasıl bir bakandı? Bir, Feridun Cemal Erkin'in Dış İşlerinde 34 Yıl isimli 3 ciltlik çok önemli anı kitabının birinci cildinin 104 ve 109. sayfasında ayrıntılarını göreceksiniz. Hatay'ın Türkiye'ye katılmasına karşıydı. Yani 1936 senesinden 36 sonundan itibaren Montreux'u hallettikten sonra ve bunu ben ironi yapmıyorum ciddi anlamda. Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı dönemine ait birkaç önemli artıdan biri kabul ederim. Gerçekten önemli bir gayret ortaya koydu. Hatay ismini verdi ki o uydurma bir isimdir. İskenderun sancağı gerçek ismi oranın. Bunun tekrardan Türkiye sınırlarına katılmasını temin etti. Bu bir milli davaydı. Haklı bir milli davaydı. Sonuç başarıyla neticelendi. Ama bu dönemde gene Dışişleri Bakanlığı yapmakta olan Tevfik Rüştü yani herhalde şimdi bunu ben kendi kişisel tahminim olarak buraya kadar anlattıklarımız ve yani onların oluşturduğu bakış açısı üzerinden kişisel tahminim olarak, yorumum olarak paylaşıyorum. Bunda Fransız gizli servisi tarafından yönlendirilmiş Fransız madamlarının etkisi olmuş olabilir. Çünkü yani şimdi normalde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nı yapmakta olan kişiden Hatay'ın Türkiye'ye tekrar katılması çatışmasının yaşandığı süreç içerisinde nasıl bir tavır beklersiniz? E adı üstünde Dışişleri Bakanı yani bu da canlı dişine takmıştır Hatay'ı Türkiye'ye ilhak etmek için uğraşıyordur. Ama Feridun Cemal Erkin gibi yetkin bir isim yani şimdi kim Feridun Cemal Erkin? Gene ulusalcı cahilleri hakkında hiçbir fikirleri olmayacağı için ben şunu söyleyeyim. Bu dönemde Dışişleri'nin üst düzey yöneticilerinden hemen Atatürk'ün ölümünden sonra İsmet Paşa, Tek Parti, CHP döneminde Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri. Bugünkü karşılığıyla Dışişleri Müsteşarı. Yani bütün Dışişleri bürokrasisinin tepesindeki isim. Ölünceye kadar da CHP 60'lı yıllarda İnönü Koalisyon Hükümeti'nde Dışişleri Bakanlığı yapacak. Yani bu parantezi açtık ki ulusalcı eşekler her zamanki mahut savunmalarıyla kimdir? Bu kesin Atatürk düşmanıdır, çağdaşlık, cumhuriyet düşmanı, yobazdır falan demesinler. Gerçi bu parantez içi bilgilere rağmen derler mi derler çok bu tarz eşekliğin ben örneğini gördüğüm için o güruhta ama elimizden gelen de bu kadar. Şimdi böyle bir isimden naklediyoruz. Kitabın yayıncısı da Türk Tarih Kurumu. Birinci cilt sayfa 104-109 diyor ki Atay'ın Türkiye'ye katılmasına karşıydı. Benim yorumum da az önce dediğim gibi bunda herhalde Fransız gizli servisine mensup madamların etkisi olmuştur. Başka? Rıdvan Yıldız 12 ada nasıl kaybedildi? 153-166 sayfa. Yunanlılar arkadaşlar Lozan Anlaşması'na aykırı bir biçimde Ege Denizi'ndeki adaların silahlandırılmış olmasını bilenler bilir. Bu konu bugün içinde hala Yunanistan'la Türkiye arasında ciddi bir sürtüşmedir. Türkiye der ki sizin bu yaptığınız Lozan Anlaşması'nın ihlali silahlandıramazsınız. Yunanlılar kendilerine hukuki anlamda haklılık kazandırmak için adaların silahlandırılması konusunda bu Tevfik Rüştü'nün 31 Temmuz 1936 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı bir konuşma metnini kullanırlar. Derler ki dönemin sizin Dışişleri Bakanınızın hem de mecliste yapmış olduğu yani doğruluğu açısından hiçbir şüphe bulunamayacak olan bu resmi metinde bakın bu konuyla ilgili bu bu, bu ifadeleri kullanıyor. Dolayısıyla konuyla ilgili Lozan Anlaşması'ndaki çekince iptal edilmiş bu sizin hükümetiniz tarafından resmen o tarihte kabul edilmiş oluyor. Buna bizimkiler çok bir şey diyemiyorlar. Çünkü yani milletler arası hukuk açısından baktığınız vakit Yunanlıların eli bayağı kuvvetlenmiş oluyor. Yani tabii böyle bir konuşma yapmasında Elenilerle Marikaların ne derecede etkisi olmuştur. Artık onu meraklıların araştırmasına havale ediyorum. Şunu da ekleyeyim. Aynı tarihte arkadaşlar Yunanlılar kendi kendilerine hiçbir hukuki dayanakları olmaksızın Ege Denizi'ndeki kara ve hava sahalarını, deniz ve hava sahalarını yani kara sularını 3 milden 6 mile çıkarttılar. Emrivaki yaptılar. Türkiye'den Yunanlıların 3 milden 6 mile çıkartması emrivakisi karşısında Böyle usul gereği lalet daim bir protesto bile gelmedi. Şimdi mesela senelerdir onu 6 millen 12 mile çıkartma tartışması vardır sürekli. Daha 1975 senesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı bir karara göre 6 millen 12 mile çıkartmayı Türkiye kasus belli kabul ettiğini açıkladı. Yani savaş sebebi. Yani bu kara sularının genişletilmesi, Türkiye açısından daha normal bir dönemde bu derecede önemli. Otomatik savaş sebebidir dedi Türkiye ve sonra onu bugüne kadar yakın zamanlarda da dahil toplamda belki 10 seferden fazla bu kararı teyit etti. Bu derecede önemli, bu derecede hayati bir konu. Ama bunun ilk adımı 36'da 3 milden 6 mile çıkartılırken geldi. Tevfik Rüştü'nün Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye adına Yunanistan'ın bu emri vakisine karşı ya şöyle yazılı bir A4 beyaz kağıt parçası bir protesto notası da mı? Gitmedi. Yani gerçekten akıl alır bir şey değil. Peki gene de buna yani niçin gitmedi, niçin hiç gıkını bile çıkartmadı Türkiye derseniz dediniz bana değil mi böyle bir soru sordunuz. Benim yorumum eleniler marikalar. Yani belki Osmanlı son döneminde İstanbul'un Kurtuluş semtinde kulağının arkasına karanfil takarak gezen gençler cinsi de olabilir. Ne demek istedim? Merakları anladı onu. Artık o kadarını bilemiyorum. Bir ihtimal olarak sadece koyuyoruz, geçiyoruz. 12 Ada konusu arkadaşlar. Yılmaz Altunsoy, Kayıp Cennet 12 Adalar kitabı sayfa 247. Temmuz 1945 tarihinde yani ikinci Dünya Harbi henüz bitmiş. Rodos ve 12 adaların mülkiyet hakkı yeniden tartışmaya açılmış. Tevfik Rüştü Aras bu tarihlerde artık Dışişleri Bakanı falan da değildir. Bir kenarda emekliliğini yaşayan birisidir. Gazetelere yazdığı köşe yazılarında 12 adaların Yunanistan'a verilmesi tezinin hararetli savunucusu. Yani bu derecede Yunan severliği böyle bütün zamanlara yayılmış. Bu Yunan severliği nereden geliyor? Yani bu tarihte artık yaşlı da Eleni Marika komplosu mu var? Başka gerekçeler mi var? Bir şey diyemiyoruz. E yani yetkinliğine bir örnek de şu. Stalin ile Churchill arasında Ivan Maiskin. Bu arkadaşlar... Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı yıllarında Londra Büyükelçiliğini yapmış olan bir diplomat. Onun günlükleri yakın zamanda Türkiye İş Bankası bunun Türkçe çevirisini yayınladı. Sayfa 453'te şunu görüyoruz. Şubat 1941 aynı tarihte Tevfik Rüştü Aras'ta İnönü tarafından Dışişleri Bakanlığından azledilmiş, Londra Büyükelçiliğine gönderilmiş. E biri Türkiye'nin Londra Büyükelçisi, biri Sovyetler Birliği'nin Londra Büyükelçisi. Doğal olarak görüşüyorlar. Maiski şu notu günlüğüne düşme ihtiyacı duymuş. 453. sayfasına Türkçe baskının. Tevfik Rüştü Aras diyor, Almanya'nın 30 bin, İngiltere'nin de 20 bin harp uçağı olduğunu zannediyor. Yani cehaletin ve uçukluğun bu derecesi. Fikir vereyim arkadaşlar. Şubat 1941. 22 Haziran 1941'de yani bundan 5 ay sonra Almanlar Barbaros Harekatı'nı başlatacaklar. Bütün zamanların en büyük kara muharebesini Sovyetler Birliği'ne saldıracaklar. Bütün güçleriyle. 22 Haziran 1941'de Sovyetler Birliği'ne saldırırken o cephede görev almış olan Alman harp uçaklarının toplamı 3000 civarı. Bir 3000'de bütün işgal bölgelerinde olduğunu varsayalım. Hani burada ben biraz fazla fazla koydum. Taş çatlasın 6000 uçakları vardır. Tevfik Rüştü diyor ki Almanların 30 bin harp uçağı var. Yani şimdi rakamlar şöyle olsaydı ben bunu burada mesele etmezdim. Almanların gerçekte diyelim ki o gün için işte altı bin uçağı var. Bu da Türkiye'nin eski Dışişleri Bakanı, yeni İngiltere Büyükelçisi olarak tahmin yürütürken diyor ki 7 bin uçakları vardır, 8 bin uçakları vardır, 9 bin uçakları vardır. Dersiniz ki eyvallah yani o tarihte Almanların gerçekte kaç tane uçağı olduğunu beşer planında Hitler bilir, Göring bilir, birkaç kişi bilir falan. 7 arkadaşlar yani 6000 ile 30 bin arasında 6 kat fark var. 6 bini gerçek rakamı 5 ile çarparsanız düzeltiyorum 5 kat fark var 30 bini öyle buluyorsunuz yani bu kadar sapma olur mu İngilizlerin diyor 20 bin uçağı var şimdi ayrıntısına girmeyeceğim Britanya muharebesi 1940 yazındaki o meşhur Alman hava Kuvvetleri ile İngiliz Hava kuvvetleri arasındaki muharebe henüz bitmiş Blitz der İngiliz halkı bombardıman akınları geceleri gene devam ediyor. Ama o muharebeyle ilgili en ciddi kaynaklarda görüyoruz. Yani şu tarihten birkaç ay öncesinde avcı uçağı ve bombardıman uçağı olarak İngiliz Hava Kuvvetleri'nin elinde toplam 4000 uçak yok. Bunun altında bir rakam. Yani avcı uçakları Spitfire ve Harry toplamı, bu dönemde hiçbir zaman için 2000'e ulaşmıyor. Yoğun olarak da tabii zayiat var. Bir o kadar da bombardıman uçakları olduğunu varsayıyoruz. 4000 uçağı bulmaz. Diyor ki İngilizlerin 20.000 uçağı var. Orantıyı koruyor yani sallama orantısını koruyor 5 kat. Bu makul bir sapma değil. Düşünün dünyanın ateş üstünde yürüdüğü bir tarihte Londra Büyükelçiliği gibi kritik bir göreve Türkiye'nin kendisini temsilen ve aynı zamanda oradan istihbarat da elle edip göndersin diye gönderdiği adamın vukufiyeti, yetkinliği bu. Yani şimdi arada ben genel kanaatimi paylaşayım. Atatürk'te ama Dışişleri Bakanı bulmuş memleketi. Sonra arkadaşlar Tevfik Rüştü Aras esas itibarıyla komünisttir. Yani gerçek ideolojisi, benimsediği ideoloji komünisttir. Ama şu ana kadar anlattığımız kişilik özellikleri üzerinden zannediyorum herkes de şu fikir oluştu ki her güçlüğünün karşısında eyvallah eden, boynunu büken hatta secdeye kapanan bir tiptir. Yani öyle istikrarlı davasına çok sahip inançlı bir komünist de değildir. Şöyle ki, şimdi görev yaptığı yıllarda Amerika karşısındaki duruşundan birkaç örnek vereyim. Ahmet Uçar'ın 1928'de Hristiyanlaştırılan Kızlar kitabının 258. sayfasından naklediyorum. Şubat 1928 tarihinde ABD Büyükelçisi ile görüşürken İzmir'deki Amerikan kolejleri aleyhindeki propagandanın durdurulacağı sözünü veriyor. Yani bu tarihte Bursa Amerikan Kız Koleji'nde 3 tane Müslüman Türk kız öğrencinin gizlice Hristiyanlaştırıldığı ortaya çıkmış. Bu toplumda büyük bir infiale yol açmış. Büyük bir baskı var toplumda buradan hükümete yönelik. Ve işte başka yerlerdeki Amerikan kolejlerinin de bu şüphe üzerinden kapatılması isteniyor, engellenmesi isteniyor falan. Bu hendame içerisinde Türkiye Dışişleri Bakanı Amerikan Büyükelçisi'ne toplumun aklı olarak tepki gösterdiği, kapatılmasını istediği başka yerlerdeki Amerikan kolejlerinin kılına bile dokunulmayacağı konusunda garanti veriyor. Adam bu kadar milli yani başka. Aynı kitap 274 ve 291. sayfalarda ise daha ağırına geldim şimdi. Amerikan Büyükelçisi Greve, Bursa olayının sorumlusunun misyonerler değil, çok fazla dindar olan Bursa halkı olduğunu söylüyor. Tedbir almaya mecburduk diyor. Grev buna karşılık gene de saldırıyor, hücum ediyor kapitüler isteklerde bulunuyor. Yani ayrıntılarını Ahmet Uçar'ın bu çok mükemmel çalışmasında herkese tavsiye ederim göreceksiniz. En sonunda Amerikan büyükelçisine şunu söylüyor. Diyor ki siz Amerikan hükümeti adına bizim hükümete yönelik çok ağır, sert bir protesto notası yazın, gönderin. Ben de o notayı alayım Bakanlar Kurulu'nda sizin taleplerinizi arkam sağlam bir şekilde rahat rahat savunayım. Yani Amerika'nın bu konuda bizden istediği ve aslında yeni bir takım kapitülasyonlar anlamına gelecek olan taleplerde herifin adı ünvanı resmiyette Türkiye Büyükelçisi ama bu konuşmadaki tavrına baktığınızda tam bir Amerikan ajanı. Yani ünvanı maaşı bizden alıyor, hizmeti Amerikalılara veriyor. Bu bizim hariciyede monşerlerde zaman zaman nükseden bir gelenektir esasen arkadaşlar. Yani şimdi böyle bir tavır aslında adını koyarsak açık açık vatan hainliği değil mi? Tabii ki öyle. Senin ülkenin dışişleri bakanı ama o sırada çatışma halinde olduğu diğer ülkeye el altından hizmet veriyor. O ülkeden bize protesto hem de çok sert yazılmış bir protesto notası verilmesini talep eden senin ülkenin dışişleri bakanı. Tevfik rüştü ahiret aleminde Allah seni bildiği gibi yapsın. Şimdi mecburen ilave edelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu memlekette 100-150 seneden beridir dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar çok vatan haini var. Bu memleketteki vatan hainleri uzun zamandan beridir dünyanın hiçbir yerinde Türkiye'deki kadar rahat değil, pervasız değil. Al sana ispat. Dünyanın hiçbir yerinde vatan hainleri Türkiye'deki kadar etkin yerlerde değil. Herif dış işleri bakın. Yani bunun üstünde iki kademe var. Devlet yararçısında başbakan, cumhurbaşkanı. Onlara da girmiyoruz. Ama bizim hariciye de gelenektir dedik. Ilave edelim. 1975 yazında meşhur dönemin Amerikan ambargosu nedeniyle ambargo kararı kesinleşince Türk Dışişleri işleri yani zevahiri görüntüyü kurtarmak için bir protesto notası Amerika'ya verecek. Geçici Dışişleri Bakanı aslında Washington Büyükelçisi bir tip var iş başında arkadaşlar. Meli Esenberli'ye. Türk Dışişleri'nin Amerika'ya yönelik yayınlayacağı protesto notasının taslığı ilk önce Beyaz Saray'a gönderildi. Beyaz Saray'dan yani Amerikan hükümetinden tamam bunun dozajı iyidir. Okeyi alındı. Bazı kısımları değiştirildi. Güzel. Böyle kelimeler kullanmayın falan dedi Amerikalılar. Protesto notasının okeyi Beyaz Saray'dan alındı. Sonra Ankara'da Türk Dışişleri Bakanlığı ambargo protestosunu o metin olarak yayınladı. Şimdi ben gene size sormuş olayım eğer kuş kadar aklınız vicdanınız varsa ulusalcı olsanız bile. Vatan hainliğinin daniskası mı değil mi? Satılmışlığın daniskası mı değil mi? Öyle. İstisnai örnek değil yani. Yakın dönem Türk hariciyesinde hepsini itham etmiyorum. Hepsi böyleydi demiyorum. Ama bir diğer taraftan bu süre giden karakteristik bir durum. Yani gaflet dalalet değil arkadaşlar. Resmen adıyla ihanet. İşte bir tanesi de bu. Sayfa numarasıyla, kaynak ismiyle paylaştık. Bu yıllarda batılı ülkelerin büyük elçilikleri İstanbul'un konforunu bırakıp o devirde yani hakikaten bozkır Ankara'ya taşınmak istemiyorlar. Türkiye'de bunu işte kendisinin adam yerine konmaması falan şeklinde algılıyor. Ve yoğun olarak Büyükelçiliklerin Ankara'ya taşınmasını istiyor. Bu konuda bir çekişme, gerilim var. Arka plan bu. Yalçın Küçüğün Türkiye üzerine tezler ikinci cilt sayfa 206'dan naklediyorum. 1929 senesi. Aynı Tevfik Rüştü, aynı Amerikan Büyükelçisi'ne bu konuda İstanbul'da ikamet etmenizin hiçbir mahsuru yoktur diyor. Peki bu Büyükelçi Tevfik Rüştü hakkında ne diyor? Yani şimdi Tevfik Rüştü'nün bu Büyükelçi elçi karşısındaki duruşunu 2-3 örnek üzerinden özetledik. Resmen önüne yatmış. Doğal olarak bunun karşılığında Büyükelçi elçi Tevfik Rüştü'yü nasıl değerlendirmeli? Ya şeker gibi bir dışişleri bakanıydı. Yani ben işte Amerikan hariciyesinde bunca sene hizmet yaptım ki Joseph Grev önemli bir isimdir. Mesela Türkiye'den tayini çıkacak Tokyo Büyükelçiliği'ne bir yığın ülkede ülkemi temsil ettim, diplomatik görev yaptım. Hiçbir ülkenin Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü kadar anlayışlı değildi, sempatik değildi, yumuşak başlı değildi, bize karşı yakın değildi. Çünkü bunları yapmış demesini beklersiniz. Joseph Grevin arkadaşlar Türkiye ile ilgili anıları Yeni Türkiye isimli çevirin yayınlandı ama şu an zannediyorum piyasada baskısını bulamazsınız. Önemli bir kaynaktır. Türkçe çevirinin 64. sayfasında bakın grev Tevfik Rüştü nasıl değerlendiriyor. Sofraya oturur oturmaz Tevfik Rüştü diğer tüm konuşmaları durduracak kertede yüksek bir sesle masanın öbür ucundan konuşmaya başladı. Ve neredeyse tüm yemeği siyasi teorilerini geliştirmekle geçirdi. Yardımcıları ile Nusret Sadullah tümüyle perişan ve utanç içinde görünüyorlardı ama ben bu durumdan büyük bir zevk alıyordum. Zira her şeyden önce teorilere her zaman için ilgi çekiciydi ve beni yanımda oturan bayanlara çocukça espriler yapma mecburiyetinden kurtarıyordum. Aynı kitap sayfa 84. Benim net izlenimim Tevfik Rüştü Bey'in büyük bir teorisyen olmasına rağmen nasıl bir teorisyen olduğunu 64. sayfada anlattım. Konuşmayı çok seven ve ayrıntılardan fazlaca haberi olmayan boş boğazın biri olduğu yönündeydi. Sözleri ve davetleri her zaman için bir miktar temkinle karşılanmalıydı. Bununla ilgili az sonra çarpıcı başka örnekler vereceğim. Tabiatıyla bu durum bakanlık karşısında beni de mahcup ediyordu. Yani Türkiye Dışişleri Bakanı ile oturup konuşuyoruz. Siyasi bir konuyu müzakere ediyoruz. Sonra ben bunu rapor haline getirip kendi bakanlığıma Washington'a gönderiyorum. Diyorum ki raporda Türk Dışişleri Bakanı bize böyle böyle sözler verdi. Böyle böyle açıklamalarda bulundu. Ama sonra icraat takip eden süreç beni yalancı durumuna düşürüyor. Yani benim kendi bakanlığım gözümdeki imajım sarsılıyor. Washington'daki üst düzey diyor ki acaba Joseph Greve bunları kendi kafasından mı uydurdu diye haliyle düşünülebilir ihtimaldir. Rahatsız oluyor herif. Yedi bela yani. Tabiatıyla bu durum bakanlık karşısında beni de mahcup ediyordu. Sözlerini, taahhütlerini, taahhütlerini ve değerlendirmelerini bana söylediği şekliyle bildiriyor. Ardından bunları ya tadil etmem ya da tersine çevirmem gerekiyordu. Birçok ülkede dış işlerinden sorumlu olan bakan bir açıklamada bulunmadan önce çekince koymadığı takdirde yetkin bir şekilde ve hükümet adına konuşur. Bu durum Tevfik Rüştü Bey ile söz konusu bile değildir. Konuşmasıyla hem kendini hem de hükümetini bağlar, devamında hem kendini hem de hükümetini yalanlar ya da değerlendirmelerini de değiştirmeye dahi tenezzül etmeyebilir. Benim için bu durum yeni bir tür diplomasi türünü teşkil ediyor en azından ilgi çekici bir araştırma konusu. Evet tekrarlıyorum Atatürk de bu memlekete bula bula nasıl muhteşem bir Dışişleri Bakanı bulmuş. Gerçekten arkadaşlar tebriğe şayan. Amerikalı'nın değerlendirmesi. Şimdi Amerika karşısında ve Amerika'nın da bunun karşısındaki duruşu buydu. Geldik İngiltere'ye. Fatih Aydoğmuş. İkinci Dünya Savaşı sürecinde Propaganda ve Türkiye kitap sayfa 45. Sene 1937 Tevfik Rüştü Aras İngiliz Büyükelçisi Percy Lorraine'e İngiltere ile ittifakımız sınırsız niteliktedir diyor. Ya böyle bir laf olmaz arkadaşlar. Dış işleri denilen olgudan, alandan bir kuş kadar haberi ve hissesi olan hiç kimse... Bir başka ülkeye seninle olan işbirliğimiz, ittifakımız sınırsız demez. Stratejik ittifak denilen durumda bile sınırsız ittifak olmaz. Evet, Genelkurmay yayını 2. Dünya Harbi ve Türkiye 2. Cilt 6. Askeri Tarih Bildirisi tebliğleri. Tevfik Rüştü Aras bir sene sonra... Yani 1938'de aynı kişi, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Percy Lorraine'e her Kemalist İngiltere'nin dostudur diyor. Sayfa 330. Bu doğru. Buna ben bir eleştiri getirmiyorum. Sadece gerçeğe işaret etmesi tarihi önemi açısından söylüyorum. Ama şimdi şuraya dikkat edin. Tevfik Rüştü'nün İngiltere karşısındaki duruşu ne? İngiltere ile ittifakımız sınırsız niteliktedir. Her Kemalist İngiltere'nin dostudur. Doğal olarak bu dereceye ulaşmış İngiliz aşkı karşısında İngilizlerin tevfik düştüğü nasıl değerlendirmeleri gerekir? Az önceki konunun aynısı. Yani biz bugüne kadar tarih boyunca bir yığın Türk Dışişleri Bakanı ile muhatap olduk. Ama Tevfik Rüştü Aras kadar İngiliz dostu olan İyi olanını görmedik demesi lazım İngilizlerin. Peki ne demişler? Atatürk'ün ardından kitabın ismi Hikmet Özdemir, sayfa 58. Şimdi Atatürk öldü hemen arkasından kendisine düşman olduğu için İsmet Paşa Tevfik Rüştü'yü acilen Dışişleri Bakanlığından aldı ve kindarlığının ifadesi olarak Londra Büyükelçiliği'ne tayin etti. Çünkü Atatürk'ün ölümünden önceki o yaklaşık bir senelik menkubiyet döneminde başbakanlıktan atıldığı sırada Tevfik Rüştü Aras Dışişleri Bakanı İsmet Paşa'nın artık işi bitti gözüyle bakılıyor. Ondan manen intikam almak için içini ferahlatmak için İsmet Paşa'ya sizi Amerika ya da İngiltere Büyükelçiliğine gönderelim teklifi yaptı. Tevfik İsmet Paşa çok kızdı. Dedi bir daha bunun lafını bile senden duymayayım. E sonra gün geldi hesap döndü, sap döndü, keser döndü, her şey döndü. İsmet Paşa memleketin yerine iki numaralı kayıtsız, şartsız diktatör olarak yerleşti. Tevfik Rüştü'yü de ilk iş olarak Dışişleri Bakanlığı'ndan aldı. Yani elinde imkan olsa kurşuna dizdirir de şartlar o derecesine müsait değil intikamını aldı. İkinci adamın yazarı Şevket Süreyya Aydemir'e diyorlar ya arkadaş sohbetinde. Yani sen İsmet Paşa hakkında üç ciltlik bugüne kadar ve o günden sonra da bugüne kadar aşılamamış bir biyografi yazmış. Bir İsmet Paşa uzmanısın. Bize bir kelimeyle bir cümleyle İsmet Paşa'yı özetlesen ne derdin hakkında? Masadaki ikinci adam ciltlerinden birini alıyor. Şevket Süreyya. İ harfinin üstünü kapatıyor. Burada ikinci adam yazdığını varsayın. Kitabın ismi. İ harfinin üstünü kapattım. Ne oldu? İkinci adam. Tanıyan herkes zaten en önemli kişilik özelliği kindarlığıdır Yani hali Edip adı var mesela. Sevmediği herkesi asmak isteyen biriydi diyor İsmet'i anlatırken. E şimdi böyle bir İsmet dolayısıyla gücü eline geçirince Tevfik Rüştü'yü ne yapar? Bildiğiniz onu Londra Büyükelçisi yaptı. Ama İngilizler Hikmet Özdemir'in Atatürk'ün Ardından kitabının 58. sayfasında anlattığına göre Tevfik Rüştü'ye İngiliz Dışişleri Bakanlığı randevu bile vermiyor. Yani diplomatik tamirle şu önemli bir göstergedir. Ev sahibi ülkenin Dışişleri Bakanlığı kendilerinden randevu istemiş olan Büyükelçiye ne kadar hızlı geri dönmüşler ve ne kadar yakın süreli bir randevu vermişlerse o ülkenin o kadar itibar sahibi olduğunu gösterir. Ne kadar geç randevu vermişlerse bu diplomasi dilinde yani biz sizi sevmiyoruz ben ya da biz devlet olarak, büyükelçi olarak senin şahsını istemiyoruz, arzu etmiyoruz mesajıdır. Genellikle gönderen ülke bir süre sonra o büyükelçiyi geri çeker. Mesela bundan bir ya da iki önceki Amerikan büyükelçisi John Best diye bir tip vardı. Bizim reisin onun karşısında uyguladığı bu aynı taktik yüzünden bir, bir buçuk sene içerisinde Amerika onu geri çekti. Daha önceki yıllarda da gene benzer provokatör Amerikan büyükelçilerine bu Amerikanın çalışık olmadığı bir şeydir Türkiye'de. Yani bizim büyükelçimiz Türk Başbakanı'ndan, Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteyecek de geç de değil, hiç verilmeyecek. Bu davranışı Amerika 2003'ten sonra reisin iktidarı döneminde gördü. Öncekilerin ne yaptığını az önce anlattık yani. Protesto notalara bile önce Amerikalı efendilerden gizli olur alıyordu falan. Parantezi kapattım yani. Bu bütün dünyada geçerli bir diplomasi teamülüdür. İngilizler randevu vermiyorlar. Ya da bir sene sonrasına falan veriyor. Ve arkadaşlar bunun doğal devamı Kadir Beyoğlu Zeki Bey'in Hatıraları kitabının 281. sayfasında görüyoruz. Bir süre sonra İngilizler İnönü'ye ulaşıyorlar. Tevfik Rüştü'nün Londra Büyükelçiliği'nden azledilmesini istiyorlar. İnönü de bu isteği kabul ediyor. Tevfik Rüştü'yü Londra Büyükelçiliği'nden azlediyor. Ondan sonra bir devlet görevi falan da vermiyor. Yani için acaba böylenin? Az sonra daha ayrıntılı cevabını vereceğim. Şimdi demiştik yani Tevfik Rüştü'nün Artık ne kadar samimi kabul edebilirseniz ama gençliğinden ölünceye kadar gerçekten kendi kendiyle yalnız kaldığı vakit sahip olduğu bir ideolojisi var. Komünist. Bunun altını dolduralım. Gökhan Atılgan Aydınlık içinde Doktor Şefik Hüsnü kitabı sayfa 70. 1923 senesi henüz daha gençliği Tevfik Rüştü ve Mahmut Esat sonra meşhur Adalet Bakanı olacak. Bozkurt soyadını alacak. Bolşevik diyor Şoför İdris, Hikmet Akgül 20'li 30'lu 40'lı yılların Türkiye'de meşhur komünistlerindendir Şoför İdris. Şu kitabın konusu olan tip eski komünistlerden yani onları eski tüfekler komünistler. Bakın bu kitabın 83. sayfasında konumuzla ilgili ne anlatıyor? Arka plan 1930'lu yıllar polis şoför idrisinde dahil olduğu bir grup komünisti İstanbul'da toparlamış. Sansaryan Ana İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işkence merkezine bodrum kat oluyor. Çekmiş, basıyor sopayı. Arka plan bu. Şimdi devamını okuyorum. Yeni attıkları hücrede bize ekmek zeytin vermeye başladılar. Ayaklarımız sarılı falak adam. Bir sekiz on gün sonra ayağa kalkabildik. Yani yedikleri falakayı buradan hesap edin. 40-45 gün garanti ama neredeyse 2 ay kaldık. Bu arada bizi iyileştirmeye çalışıyorlar. Mahkemeye basının önüne çıkartabilmek için. Ayaklarıma bir şey sürüyorlar, sonra bezle sarıyorlar. Böyle giderken bir gün bir baktık. Ortalıkta bir telaş, bir koşuşturma. Az sonra anlaşıldı. Türkiye'nin hariciye bakanı gelmiş. O burayı nedense teftiş ediyor komünistlerinden. Söylendiğine göre tesadüfen uğramış müdüriyete. O zaman birinci şubenin şefi yani siyasi şube Aziz Bey'di. Etrafında dayakçı polisler Muhittin Şükrü Karakemal Kürt Emrullah. Belki de bir durum var biz bilmiyoruz. Belki de müdüriyetten çağırmışlardır. Adı sanırım Tevfik Rüştü Aras'tı doğru bilmiş. Kapıdan önce şöyle bir baktı girdi içeri arkasında o gestapo sürüsü. İşte dediler beni göstererek bizi bu uğraştırıyor konuşmuyor yani. Geldi yanıma omzuma dokundu gözlerime bakarak Türk devrimcisi dedi. Komünist filan demedi sanki sever gibi. En gençleriymiş en küçüğüymüş. Bizi hemen bizi o günden sonra yaralarımız falan henüz iyileşmemişti. Müstantikliğe savcılığa götürdüler yani polis işkencesinden kurtulduk. Normal hukuki süreci başlatmış oldular komünist komünisti tutuyor arkadaşlar yani basit karşılığı bu. Sonra Stalin ile Çöl, Churchill arasında Ivan Maiski az önce bahsetmiştik. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Sovyet Rusya'nın Londra Büyükelçisi meşhur bir isimdir. Anıları da günlükleri de meşhurdur. Türkiye İş Bankası bunu yakın zamanda yayınladı. Şimdi bu kitabın 390. sayfasından okuyayım arkadaşlar size. Zilletin şu derecesini görün. Tevfik Rüştü Aras İngiliz Dışişleri Bakanı ile yapacağı ya da yaptığı konuşmalarla ilgili, müzakerelerle ilgili Sovyet Rusya'nın Londra Büyükelçisi'nden ona istiyor. Yani bu fiili duruma göre Türkiye Sovyet Rusya'nın sömürgesi. Mayski'nin anıları Türkçe baskı 390'dan okuyorum. Bunları aktardıktan sonra Aras, yani Lord Halifax'ta İngiliz Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmeleri aktardıktan sonra bana ısrarla Halifax'a verdiği yanıtları onaylayıp onaylamadığımı sordu. E, yuh yani. Ankara'ya yazacağı rapor için bunu bilmesi önem taşıyormuş. Verdiğim cevapta istediği şeyin beni son derece zor bir duruma düşürdüğünü söyledim. Başka bir devletin büyük elçisinin yaptığı bir açıklamayla ilgili nasıl bir teyit veya yalanlamada bulunabilirdim ki? Yani komünist bile bir diplomat olarak baktığınız vakit bizimkinin yanında zemzemle yıkanmış, şerif mıca aciz kalmış. Yani bir ülke, üçüncü bir ülkeyle yaptığı siyasi müzakerelerle ilgili ikinci bir ülkenin onayına ya da yalanlamasına başvurur mu? Vurmuş. Bunu yapan ülkeye bağımsız diyebilir misiniz? Bizim ulusalcılar diyorlar. Hem öyle diyorlar ki, onlara baksanız Türkiye şu an köle bağımlı, tek parti iktidarı 27 senelik az altın çağda, Türkiye yakın tarihinin epitopu, yegane, gerçekten tam bağımsız olduğu dönemi yaşadı. Allah sizi bildiği gibi yapsınlar. Sizin bağımsızlıktan anladığınız buysa, kölelikten anladığınız ne? Bitti mi? Bitmedi. İnönü'nün damadının kitabından bu olayın devamı kabul etmemiz lazım. İsmet Demokrasimizin İsmet Paşalı yılları diye altı ciltlik önemli bir seridir o. Metin Toker'in bu altı ciltlik serisinin birinci cildi tek partiden çok partiye 1944-50 dönemini anlatıyor. Londra Büyükelçiliğinden alınmasının arka planını anlatıyor 48. sayfada. Olay şöyle gelişiyor. Bir, İngilizler istiyor alın bu herifi buradan diye. İki, Moskova'dan Rusya'nın Ank Ankara Büyükelçiliği'ne, oradan Ankara'da Türk Dışişleri'ne, oradan Çankaya'ya, İsmet Paşa'ya birden fazla kere şu gidiyor. Yani sizin Londra Büyükelçiniz Tevfik Rüştü Aras'ın, bizim Londra Büyükelçimiz Mayski ile yaptığı resmi görüşmelerde söylediği sözleri, verdiği bilgileri bize vermiş olduğu sözleri ciddiye alalım mı? Durumun vehametini, seviyeyi buradan görün. Bunu duyunca yani şimdi bu konularda evet İsmet Paşa da hani az bulunur matah bir şey değildir ama bunun kadar da müptezel değil. O bile haliyle isyanları oynuyor. Yani gene bir ülkenin onurunu düşündüğünüz vakit o günün ya da bugünün ulusalcıları gözünde Türkiye'nin onurunun ne kadar önemi vardır. Bu ayrıca tartışılır da. Yani bir ülkenin başka bir ülke karşısında onurunu düşündüğünüz vakit arkadaşlar düşebileceği bu en alt, en dip nokta. Moskova diyor ki sizin Londra Dışişleri, Londra Büyükelçinizin söylemiş olduğu sözleri ne kadar ciddiye alalım. Ve İngilizler de diğer taraftan sürekli alın bu herifi buradan telkininde baskınsındalar. Bunun üzerine İsmet nihayet aldı onu oradan kaldırdı. Yerine Rauf Orba'yı gönderecek. Evet aynı Mayskin'in aynı kitabının 360. sayfasından bir kısa değerlendirme daha yapalım. Aras kolaylıkla heyecanlanıp bu tür hikayelere kendisini kaptırabiliyor. Ve kendisi de büyük bir entrikacı. O nedenle söylediklerine her zaman biraz ihtiyatla yaklaşıyorum. Yani şimdi bak deminden beri okuyorum kaynağıyla. Amerikalıların bunun karşısındaki değerlendirmesi bu. İngilizlerin değerlendirmesi bu. Sovyet Rusya'nın değerlendirmesi bu. Atatürk hayatta olsaydı şu konuda benim kendisine bütün şaşkınlığımla, samimiyetimle soracağım soru şu olurdu. Paşam bula bula mı buldum? Hadi diyelim bir hata ettin. Bu herifi getirdin Dışişleri Bakanlığı'na oturttun. Ama sonra 15 sene de bu herifi o makamda tuttun. Daha başka şeyler de demek isterdim de arkadaşlar. işte o gözü çıkasıca 5816 var ya. Öyle. Yalçın Küçük, Türkiye üzerine tezler, ikinci cilt sayfa 308. Sene 1945, Feridun Cemal Erkin, yani 1945 senesinde Feridun Cemal Erkin arkadaşlar, Türk Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri, bugünkü müsteşarın karşılığı. Türk Dışişleri Bürokrasisinin tepesi. Önemli not. Diyor ki, Tevfik Rüştü ara Sovyet ajanıdır tek parti dönemi altın çağı Türkiye'nin tam bağımsız olduğu devir ya. Bak aynı partinin üst düzey bürokratı ve sonuna kadar o partinin ideolojisinin hem fanatik taraftarı olan biri bile ama bunun kadar alçak değil. O partinin sözüm ona tam bağımsız olduğu yönettiği dönemde Türkiye'yi 15 sene müddetle Dışişleri Bakanı diyor ajandı. Başka bir devletin ajanıydı. Ve günümüzün bu rezil, bu yüzü kızarmaz, bu utanmaz, bu aşağılık ulusalcıları bu dönemden bahsederek diyorlar ki Türkiye'nin tam bağımsız olduğu dönemde. Behlül Özkan, Türkiye'de Milli Vatanın İnşası, sayfa 254, aynı tarihler. Feridun Cemal'e de o sözü söylettiren somut sebeplerden biri. Tevfik Rüştü Aras Sovyet Rusya'nın bizden Çanakkale İstanbul Boğazı'nı doğu sınırında Kars'ı Ardağan'ı Ağrı'yı 3 vilayeti aslında ona Rize, Trabzon, Giresun, Ordu da daha sonra ilave edecekler. Resmen açık açık istediği dönemde gazetelerde yazdığı bütün yazılarda cayır cayır Sovyet Rusya propagandası yapıyor. Yani mesela şu konuda şimdi yiğidi öldür hakkını ver meselesi İsmet bile çok daha onurlu bir duruş ortaya koydu. 1 Kasım 1945 meclisin yeni yasama yılını açış tören konuşmasında günün en yoğun konusu işte Rusya'nın bizden istekleri. Çanakkale İstanbul Boğazı'nı bize teslim edin. Doğu'da da 3 vilayeti sonra bütün Doğu Karadeniz sahil şeridini bize verin. Hiç kimsenin top, bir karış toprağında gözümüz yok. Hiç kimseye verecek bir karış toprağımız da yok. Bu topraklar üzerinde şerefli insanlar olarak yaşayacağız ve bu topraklarda şerefli insanlar olarak öleceğiz diyor. Şimdi yani düzenli izleyiciler bilirler duygusal anlamda ben İsmet'i günahım kadar sevmem. Bu başka bir mesele. Ama bu şartlarda bu konjonktürde evet yani sorumlu bir insandan Türkiye adına Böyle bir duruş, böyle bir tavır beklersin. Takdire şayan. Bunun yaşandığı sırada bu Tevfik Rüştü dediğimiz adam arkadaşlar onlarca fıkra yazdı gazetelerde Rusya haklıdır diye. Yani şimdi bunları üst üste koyduğumuz vakit bunu artık günümüzün bir ulusalcısının bile ya bu vatan haini değildi diyebileceğine ben ihtimal vermem. Ama o zaman da yani aynı ulusalcılar şunu söylemesi lazım. Demek ki 15 sene boyunca böyle bir tipin yönettiği bir Dışişleri Bakanlığı ve o Türkiye öyle tam bağımsız bir Türkiye falan değil. Aritmetik olarak böyle bir ihtimal imkansız. Çünkü bir ülke düşünün. Dışişleri Bakanı başka bir ülkenin resmen ajanı olacak ve aynı sırada o ülke Gerçekten tam bağımsız olacak. Yani eşekliğin bu derecesini arkadaşlar herhalde kabul etmek için bir insanın ulusalcı olması bile yetmez diye ümit etmek istiyorum. Şimdi bunun vatan hainliğine ve Sovyet ajanlığına bir teyit de İngilizlerden kaynak. Yalçın Küçün Türkiye üzerine tezler ikinci cilt sayfa 308 ama özgün kaynak. Amerikan Dışişleri Bakanlığı arşivi. Hemen sayfanın altında dipnotta Yalçın Küçük takdire şayan bir uygulama yapıyor. Bu gibi çok kritik alıntılarda açık referans bilgileriyle beraber metnin orijinali İngilizcesini de veriyor. Kimse demesin bilinçli bilinçsiz bunu çevirirken acaba bir tahrif mi yaşandı diye. Bunun Türkçe çevirisinin karşılığı şu arkadaşlar. Kendi özeti. Aynı belgede bir de şu paragraf yer alıyor. Amerikan Dışişleri Arşiv Belgesi'nde. Bu konuyla ilgili olarak Peterson yakın zamanlarda Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter Vekili ile Dışişleri Eski Bakanı ve Londra Büyükelçisi Doktor Arası elçilikte akşam yemeğine davet ettiğini telle bildirdi. Yemekten sonra Genel Sekreter Vekili Peterson'ı bir kenara çekti ve bir daha tanınmış Sovyet ajanı olarak tanımladığı Aras'la birlikte yemeğe çağrılmamasını istedi. ABD'nin Londra Büyükelçiliği İngiliz Üst Düzey Dışişleri yetkilisiyle bizim Londra Büyükelçisi Aras'ı bir akşam yemeğe davet ediyor... İngiliz Dışişleri Yetkilisi, herkes tarafından Sovyet ajanı olduğu bilinen bu herifle beni bir daha aynı masaya oturtma, aynı yemeğe çağırma diye Amerikalı'ya fırça atıyor. Bu belgenin kaynağı da Amerikan Devlet Arşivi. Evet, sunum bitti arkadaşlar. Bir saat 11 dakikayı bulmuşuz. Ama bence hak ettin. Şimdi ilk üç kişinin sorusuna cevap verelim. Ondan önce şunu hatırlatalım. Önümüzdeki çarşamba akşamı saat 22'de Allah izin verirse konumuz CHP tek parti dönemi yöneticilerin ahlaki çürümesi. Deyince konunun içeriğiyle ilgili herhalde ayrıntılı bilgi vermeme gerek yok anlaşılır. Yani bir anlamda aslında bu, bu akşam size sunduğum meselenin daha genişletilerek, genelleştirilerek devamı. Çünkü o dönem en kritik üst düzey yöneticilerinden biri olmak itibariyle Dışişleri Bakanı. Bunun nasıl bir ahlak abidesi, kahramanı olduğu hakkında herhalde bir kaba da olsa fikir verdim. Şimdi şöyle devam ediyoruz. Tamam yani Dışişleri Bakanı ahlaki açıdan böyleydi. De. Geri kalan bunun benzerleri, muadilleri nasıldı? O dönemin genel olarak eliti, toplumsal eliti özellikle bürokratik elit ve siyasi elit ahlaki nitelikler açısından nasıl bir genel manzara ortaya koyuyordu? Sorusuna da çarşamba akşamı inşallah cevap aramaya çalışalım. Bana sorulan birinci soru, birinci kişi Enver'in fedai demiş ki Kemal Paşa Tevfik Rüştü'yü ölene kadar bakan yaptı da mesela Mahmut Esat'ı niye ölene kadar bakan yapmadı? Güzel bir soru. Mahmut Esat kişilik olarak dengesiz ve güvenilmeyecek birisi. Alkolik. Yani kafayı çekiyor çekiyor mesela kendisini üyeliğe kabul etmediklerinden ötürü bu özellikleri nedeniyle yanında beraber sarhoş ettiği bir iki arkadaşını da alarak İzmir karşıya kadar mason kulübünü gece Allah'tan kapalı kimseye bir şey olmuyor. Tabanca atışına tutuyor, mermi yağmuruna tutuyor. Yani işte bu özelliği nedeniyle de Mustafa Kemal onu bir yerde çok uzun müddet tutmuyor ama Atatürk ölünceye kadar o bakanlık bu bakanlık gene de hükümette büyük ölçüde devam etti. Ama bir tevfik düştü gibi aynı yerde 15 sene kesintisiz değil temel sebebi bu Doruk Rumuz. Hadisleri inkar edenler diyorlar ki en çok kişinin şahit olduğu konuşma ve ot hutbesinin bile farklı farklı versiyonları varken bir uzlaşma yokken biz hadislere nasıl güvenelim? Bu konu hakkında neler söylersiniz? Bu kadar insanın şahit olduğu bir konuşmada nasıl uzlaşma olmaz? Nasıl bir cevap verilmelidir falan. Şimdi meselenin özü şu arkadaşlar. Yani konuşmanın metni şöyleydi diye rivayet edilen farklı farklı metinler birbirinden tamamen alakasız, bağımsız olsa. Yani veda hutbesini Efendimiz'e asır saadeti tenzih ediyorum. Bir kenara koyalım. Rivayetlerden biri dese ki Galatasaray Fener maçı anlatıldı. Rivayetlerden biri dese ki önemli bir fizik probleminin nasıl çözüleceği anlatıldı. Rivayetlerden biri dese ki Deniz Kızı Eftalya kimdir onun tarihi kişiliği hakkında bilgi verildi. Şimdi bu üçünde ben neyi söyledim? Birbirinin yakınından bile geçmeyen, tamamen bağımsız, alakasız üç ayrı olay. Eğer söz konusu durum böyle olmuş olsaydı, bu itiraz ve eleştiri haklı olurdu ama öyle değil. Bu farklı rivayet metinlerinin hepsinde ortak kesim farklı kısımlardan, cümlelerden çok daha fazla. E bunun sebebi de çok basit yani hatırlamayla ilgili bir şey. Ama esas itibarıyla metinler aynı. Öyle olunca arkadaşlar itiraz ve eleştiri otomatikman güme gitmiş oluyor. Yani bu konu üstünde daha uzun boylu konuşulur da Doruk Rumuz herhalde bizim yeni izleyicilerimizden böyle soruların bir iki dakikaya cevabı sıkıştırılabilir nitelikte olması gerektiğini bilmiyor. Yani bu bir konferans konusu aslında. Hani 3-4 saat üzerinde konuşulacak bir şey. Gene de birinci başlığa, maddeye işaret ederek cevap verdim. Sonuncuya geçtim. Ahmet Çelik abimiz demiş ki, Kafkas İslam ordusu başarılı olurken dikkat çeken konu Bağdat cephesinden askeri büyük ölçüde çekmiş. Evet, 6. orduyu çektiler gözüküyor. Suriye-Filistin kanallarında asker çekildi mi? Çok az çekilmiştir. Malum Suriye cephesi bizi bitiren bir cephe ama Kafkasya'daki başarıların, ne tür faydası oldu? Yani burada bir temel bilgi yanlışı var. Kafkas İslam ordusunun başarılı olmasının esas sebebi arkadaşlar Bolşevik ihtilali nedeniyle Rus ordusunun dağılmış ve cepheyi terk etmiş olmasıydı. İkinci sorum Gezi Gazi Mahallesi Sivas başbağlarıyla ile 28 Şubat E. Muhtıra 12 Mart 12 Eylül'leri gerçek olarak anlatan eserleri tavsiye eder misiniz? Yani insaf <laughs> Burada 10 tane ayrı başlık konu sayıldı. Neyse. Yani kitap tavsiyelerinde malum hemen aklıma gelen çok böyle zihnimde yer etmiş bir isim yoksa olabilecek en iyi cevabı vermek, en iyi kitabı tavsiye etmek için sizlere diyorum ki bunu yorumlara yazın. Çünkü daha sonrasında keşke onu değil de tüh şunu söyleseydik diye pişman oldum, çok oldum. Daha bakarak serin kanlı. Bunların hepsi ya da tavsiye edebileceklerimle ilgili birer tane kitap tavsiye edeyim. Sonra onların sonuna yaklaştığınızda bana tekrar yazarsınız, hatırlatırsınız. Takip eden kitabı da tavsiye ederiz inşallah. Evet. Üç kişinin sorusuna üç cevabı verdik. Bu bahsi de bitirdik. Kalp kalkmış. Yani bunu YouTube mu kaldırdı? Bak şimdi fark ettim, sevindim yoksa bizim moderatörlüğün acarlığı sayesinde mi oldu moderatörlerin? Neyse inşallah böyle devam eder. Kalpsiz devam ederiz yani. Arkadaşlar son söz olarak diyoruz ki her şey Allah için, Allah kelimesinin ve Allah kelamının yüceltilmesi için Allah'ın dini olan İslam'ın Kur'an-Sünnet'in, Şeriat'ın pazarlıksız, hilafsız, eksiltmesiz bütün hükümleriyle aynen galip getirilmesi, hayata hakim kılınması, uygulanması, yaşanması içindir. Rahmetli Nezif Fazıl Kısa sözüyle şimdi aklıma geldi söyleyeyim. Bizim demiş bir gün bir tek davamız vardır. Bir kelime üç hece. at. Aynen imzamı koyuyorum. Allah rahmet etsin diyorum. Bunların dışında başka hiç kimse ve hiçbir şey için. Ve arkadaşlar hepinizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüyle, duasıyla ben de diyorum ki sizleri kendisine emanet edilenleri zayi etmeyen Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı geceler ve hayırlı uykular diliyorum.